Suriyeli öğrencilere yeni okul. Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan Suriyeli ailelerin okuyan çocuklarına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında AFAD ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliğinde Lüksemburg Devleti'nin maddi katkısı ve UNICEF'in desteğiyle Nizip'te Fırat Mahallesi'nde yapılan ve içerisinde 10 ilköğretim, 2 anaokul olmak üzere toplam 12 sınıftan oluşan geçici eğitim merkezi bugün çok sayıda davetlinin katıldığı bir törenle açılışı yapıldı. Okulun bahçesinde düzenlenen törene Nizip ilçe kaymakamı Harun Sarıfakıoğulları, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, AFAD İl Müdürü Sinan Atakan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş ve çok sayıda davetli katıldı. Turkey has extended its generous hospitality to over 1.6 million refugees, including 900,000 children. It brings normalcy back into their life. It brings a sense of security to children, and it also equips them with knowledge and skills which are so important for their future. Ve hepimizin çok iyi bildiği gibi bu çocuklar için eğitim çok önemli. Eğitim sayesinde normale dönmeleri mümkün. Eğitim sayesinde kendilerini güvende hissetmeleri mümkün. Ve gelecekleri için de bilgi edinmeleri de yine eğitim sayesinde mümkün olabilmektedir. And as we can see from the children here this morning, the Syrian children believe in their future and we need to strive for their future. Ve bugün bu sabah burada da gördüğümüz gibi Suriyeli çocuklar geleceklerine inanıyorlar ve bizim buna bir katkı sağlamamız, destek vermemiz gerekiyor. I'm delighted to be here today for this formal opening of this temporary education center that was built in cooperation with UNICEF, AFAD and the Ministry of National Education and with the support of the Luxembourg government and also of the Luxembourg people. And I would like to say that all the people of Luxembourg would be very happy to see this big group of children today who are the first beneficiary of this school. Bugün burada Nizip Geçici Eğitim Merkezi'nin resmi açılışında bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu eğitim merkezi UNICEF, AFAD ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle inşa edildi. Ve bununla birlikte Lüksemburg Devleti ile birlikte Lüksemburg halkının da destekleriyle bu inşaat gerçekleşti. Bugün Lüksemburg halkı bugün burada bu kadar çocuğun bulunmasını ve buradan destek alacağını görmekten de büyük bir mutluluk duyar. UNICEF'in eğitim öğretime yaptığı katkının diğer uluslararası kuruluş ve toplumlara örnek olmasını diliyorum. Ülkenin yüklenmiş olduğu ağır yükün hafifletilmesi açısından uluslararası toplumun ve kuruluşların desteğine ihtiyacımız vardır. Ve UNICEF kafa biz 2 yıl önce savaş yüzünden okulumuzu, evimizi bırakıp buraya sunduk. Çok şükür sizler gibi iyi insanlarla karşılaştık ve eğitimimize kaldığımız yerden devam ettik. Türk hükümetine, Türk insanlarına, sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Thank you.